Arkadaşlar, ben Nergiz Bülbül, Skyward Community haftalık sunum yapıyoruz. Burada hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün yine Perşembe akşamı 21.30'da başlayan sunumumuz sizlerle birlikte karşınızdayım. Bir iki dakikalık herhalde süreyle diğer arkadaşlarının katılmak isteyen arkadaşlar varsa onların katılımını bekleyeceğiz. Ondan sonra da başlamış olacağız. Bu arada bu akşam bizim için ayırdığınız vaktinizi bize harcadığınız için teşekkür ederim hepinize. Hoş geldiniz diyorum. Skyward Community biliyorsunuz Asmalı Yollar Teknolojisi olarak halka açık yatırım projesi olarak bütün dünyada kendini geliştiriyor. Yatırımcılarını kendi bünyesine katarak, yol alarak devam ediyor. Adres projesi çalışmaları yapıyoruz. Test merkezlerimiz artık var. İki tane test merkezimiz var. Test merkezlerinin kurulma sebebini hem test merkezleri hem de projeyi daha ileriye götürebilmek için kendimizi geliştirebileceğimiz ve ileriki dönemlerde ihtiyaç duyulursa satılabilecek projeleri yaparak başlamış olduğumuz bir proje, Skyward Community projesi. Test merkezlerin birincisi Marina Gorka'da Beyaz Rusya'da kurulmuş olduğunu birçoğumuz biliyor. Bilmeyenler ve dinleyecek olanlar veya burada ilk defa bulunacak olan arkadaşlara bunu hatırlatmak isteriz. Marina Gorka'da kurulu olan test merkezinde ilk çalışmalar yapıldı, ilk denemeler yapıldı, ilk sürüşler yapıldı, Ekofest Festival orada düzenlendi. Tanıtım orada yapıldı. Bu projenin bütün başlama yeri Beyaz Rusya'da başlatılmış olan Marina Gorka'daki test merkezi ilk tanıklıklarını yapmış olduğunu biliyoruz. Bunun tarihçesi Skyward Community web sayfasına girdiğinizde yer alır. Daha ayrıntılı bilmek isteyen arkadaşlar varsa Skyward Community sayfasında bununla ilgili bilgilere ulaşabilirler. Bizim projemizin başlama tarihi 2014 yılında başlamış olan bir proje. Projenin mühendisi Anatoly Eduardovich Yunitskiy, projeyi başlatan, projenin varoluşu, ortaya çıkışının mühendisi Anatoly Yunitskiy, Anatoly Eduardovich Yunitskiy başlatmıştır. Proje mühendisi olarak kendisi bulunuyor. Anatoly Yunitskiy hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa tarihçesinde, geçmişini, biyografisini yine Skyward Community sayfasında, web sitesinde açıp Anatoly Eduardovich Yunitskiy ile ilgili biyografiyi okuyabilirsiniz, özgeçmişini okuyabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz kendisi hakkında. Projenin tarihçesi de yine dediğimiz gibi 2014 yılında başlatıldı. Halka açık yatırım projesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Yatırımcıları kendi bünyesinde bulundurmaya başladı. Yatırımcıları davet etmeye başladı ve yatırımcılar nasıl davet edildi? Sizin gibi, benim gibi vatandaşlar tarafından farklı ülkelerde bulunan farklı vatandaşlar tarafından proje gelişmeye başladı. Halka açık, herkesin bütçesine uygun bir tutarla yatırımcı olma konusunda davetiye gönderip yatırımcı davet edebileceğiniz bir fon diyelim, fon çalışması başlatıldı. Şu anda da 14. etapta bulunuyoruz. Normalde projemiz
Normalde projemiz 15 etaptan oluşacağı hep söyleniyordu ve bunu devamlı olarak da yönetim kurulu içerisinde bulunan kişilerden de duyuyoruz. Yapılan soru cevap röportajları oluyor. Anatoly Eduard Yunitski ile birlikte, Eduard Yunitski ile birlikte yapılan soru cevap röportajları. Vladimir Mastov bu konuda bize birçok kez bilgi verdi. 15. aşamaya geçilecek ve 15. aşamadan sonra projeye artık büyük yatırımcı barındıracak içinde. Ondan sonra küçük yatırımcılar artık büyük yatırımcılar gibi büyük bir projeye girmeleri daha zorlaşacak. 15. etaptan sonra zaten bir de borsaya çıkışımız olacak. Belki de 15. etap tam bitmeden de çıkış yapılacak diye de bilgi almıştık daha önce. Bu şekilde devamı geliyor ve gelecek. O yüzden kendimizi mümkün olduğunca daha fazla hazır hale getirerek, yatırımlarımızı büyüterek devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde de tabii ki de siz de devam ediyorsunuz, ben de devam ediyorum ve birçok bizim gibi insanlar var bu projeye inanıp, güvenerek güzel bir şekilde yolunu hep birlikte devam ettiren kişiler var. Biz onların içerisinde bulunuyoruz. Bunu kendimize ne kadar daha çok uyarlarsak o kadar da işimizin daha güzel olacağını biliyoruz. Evet Ahmet Bey, bu arada sorularınızı da okuyorum. Sukai ve borsaya girdiğinde 400 milyar adet hissesi ile mi borsaya girecek? Şöyle bir söylenti var Telegram gruplarında. 400 milyar adetlik hisseyle borsaya girmesi imkansız diyor. Örneğin yok diyorlar. Ahmet Bey, kaç milyar adet hisseyle girecek? Bu konuda inanın herhangi bir bilgim yok. Ama 400 milyar adet hisseyle konusu nereden çıktı onu da bilmiyorum. Telegram gruplarında her zaman doğru şeyler aktarılmadığını, karalama yapıldığını, işte gereksiz kişilerin özellikle de Telegram gruplarında gereksiz kişiler çok fazla katılabiliyorlar. Eğer bu grupsa katılabiliyorlar. Ya çıkartılması gerekiyor bir yönetici tarafından ya da grup kapatılması gerekiyor ki onların her dediğini görmeyesiniz. O yüzden bu soruyla ilgili Sky toplamda hisse miktarını 400. Sky toplantıda açıklamış olduğu hisse miktarı 400 milyar adet değildi. 276 milyardı ve bunun 50 artı 1'i borsaya girecek diye hatırlıyorum. Bu da demek oluyor ki 136 mı yaklaşık öyle bir rakam oluyor galiba değil mi? 100, evet 136 milyar gibi bir hisse borsaya girecek. Ama bunlar hepsi birden giriş yapmayacak tabii ki de. Yavaş yavaş bırakılacaklar. Temettüler dağıtımı başlayacak. O yüzden 400 milyar adet değil. Eğer bütün hissesini zaten verirse burada projenin devamını getiremezler. Çünkü içeride finanse etmeleri gereken yatırım projeleri var. Yani o yatırım projeleri finanse edilmesi için içeride hisseler tutulması gerekiyor. Bu nedenle bu hisselerin hepsini alıp direkt borsaya sunmaları imkansız. Telegram grubunda ben yokum. Çünkü daha önceki birkaç Telegram grubu denemem oldu. Gereksiz her kişi katılabiliyor, gereksiz bir konuşma yapılabiliyor, gereksiz yorum yapılabiliyor. Bunları siz gayet motive olmuş bir halde devam ederken duyduklarınızda, okuduklarınızda demoralize olabiliyorsunuz. O yüzden her denileni değil de bizim kendi haberlerimizi takip etmenizi
Öneririm size Ahmet Bey. Çünkü bizim haberlerimiz içerisinde doğrular orada yazıyor. Telegram grubundaki arkadaşa isterseniz cevap verebilirsiniz, isterseniz duymamazlıktan gelebilirsiniz. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Sonuçta bu sorulması gereken, sizin de ihtiyacınız olan bir soruydu. Sordunuz. Soruyu net hatırlıyorsam ve bilgileri net biliyorsam tabii ki de her zaman cevaplarım. Bilmediğim soruyu da öğrenir öyle dönüş yaparım. Yani kesin bir cevap vermem. O yüzden eğer ki kesin bir cevap alamıyorsanız bilin ki sorunun cevabı bende yok. Ben bilgi almam gerekiyordur ama mutlaka bir şekilde onun da sonucunu iletirim size muhakkak ki. Başka sorunuz varsa yazabilirsiniz Ahmet Bey. Mümkün olduğunca da cevaplarım buradan. Şimdi Skyward Community'nin yapmış olduğu adres projesi Şarjah şehrinde test merkezi kuruldu ve konteyner projesi yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlatılmış oldu. O da adres projesi olarak ilk işi olacak. Test merkezi Şarjah'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda başlatıldı ve yani tamamlandı ve artık testler yürütülüyor. Biliyorsunuz Mart ayında test denemeleri gerçek yolcu sürüşleri yapılacaktı. Hatta konteyner sürüşleri de burada test edilecekti. Onu da Mayıs ayında tamamlanacak bu pist denilmişti. 22 kilometrelikti yanlış hatırlamıyorsam rakamlar olduğu için. 22 kilometrelik bir test merkezi konteyner taşımacılığı için kullanılacak. Bu da Şarjah'ta yapılan test merkezinin kurulmasının aslında sebebi yani bu proje Birleşik Arap Emirliklerine özel olarak yapılmış bir proje. Test merkezi olmasının sebebi de Birleşik Arap Emirliklerinde şu anda bizim projemize çok büyük bir önem gösteriliyor. Yani özenle projeyi takip ediyorlar. Özenle projenin üzerinde duruyorlar. Haberleri okuduğunuz zaman bunu hissedeceksiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki oradaki yöneticiler, kraliyette bulunan ekselansları, işte bölge prensleri vesaire bunlar hepsi projenin dünyada Birleşik Arap Emirlikleri'nde birinci olmasını istediklerini ve çok büyük beklentileri olduklarını söylüyorlar. Bu röportajlarla aktarılan şeyler, haberleri okuyun. O yüzden her zaman hatırlatmak istiyorum. Haberleri okuyun çünkü Birleşik Arap Emirlikleri bu projeye çok basit bir proje olarak bakmıyor. Çok büyük önem gösteriyor. Değer veriyor. Yayınlamalar yapılıyor haberlerde. Bununla ilgili röportajlar yapılıyor gibi şeyler var. Bunları takip ederseniz mutlaka göreceksiniz. Anatoly Yunitski hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok konferansa davet ediliyor, açılışa davet ediliyor, konuşmalar yapılıyor. Proje hakkında bilgi aktarımında bulunuyor. Yani tamamen kendi projesinin de arkasında durduğunu, projemize sahip çıktığımızı ve bilgileri birinci ağızdan dinleme fırsatını adres projesinin başvurusunu yapan proje sahiplerine, projenin bulunduğu ülkeye, şehre, o projeyi yürüten yetkililere, ilgilenen yatırımcılara hepsine birinci ağızdan aktarım yapılıyor. Birinci kişiden soru cevap şeklinde röportajlar yapılıyor, yayınlamalar yapılıyor. Bunlar
İş Dünyası dergilerinde yer alıyor mesela. Rusya'daki İş Dünyası dergisi Vedomosti diye dergi var mesela. Orada İngilizce bile yayınları var. O haberlerle ilgili açıklamalar var, soru cevap kısımları var. Bunlarla ilgili internet kullanabilen arkadaşlar vardır. Arama yapıp bunların gerçekliğini tespit edebilirler, görebilirler, okuyabilirler. Doğru kaynakları bulmak gerekiyor. Doğru kaynakları üzerinden bilgileri toplamak gerekiyor. Bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Bunun dışında bu yıl içerisinde daha önceki yapmış olduğumuz röportajlarda birçok kez işte sorulan soru, verilen cevaplar içerisinde şöyle bir şey vardı. Kaç tane adres projemiz var diye. Şu an için minimum 3 tane adres projemiz olduğunu biliyoruz. Bu yetkililerden aldığımız bilgiydi. Ama bu projelerin daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Burada projelerin talebinin gelmesi pandemi sürecine de bağlı bir durum. Ama şu pandemi süreci içerisinde bile ulaşım teknolojisi hiçbir zaman durmayacak olan bir teknoloji olduğu için büyük bir talep geliyor. Sky World Community projesi için başvuru yapan, incelemeye alınan, talep olarak bize iletilen birçok adres olduğunu da biliyoruz. Bunu yine Anatoly Eduardovich Yunitski de söylüyor. Vladimir Maslov Beyefendi de bununla ilgili bir açıklama yapmıştı ki çalışmanın arka tarafında bir de çalışması var. Proje ile ilgili yapılan başvuru değerlendirmeye alınıyor. Bütçe hesaplaması yapılıyor. Zemin tespiti yapılıyor. Çünkü her toprağın uygunluğunu kesin olarak hemen cevaplayamıyoruz demişti. Kaç kilometrelik yol olacak, güzergah nereden geçecek, nereden bir ray sistemi döşenecek ve bu biliyorsunuz yani ankerlerle desteklenerek devam edecek olan bir ray sistemi olduğu için asmalı yollar sistemi olduğu için buradaki yükseklik ne kadarlık olacak, çevreye bir zararı olacak mı? Bunlar hepsi değerlendirmeye alınıyor. Bütçenin yeterli olacağının hesaplaması, eğer ki olur da bir açık olursa bu bütçe nasıl tamamlanacak? Bunlar hepsi tek tek hesaplanıyor ve değerlendirildikten sonra onay kısmı, sertifika kısmı, sertifika sürecinden sonra bunun hukuki, yasal yollarla başvuruları, devlet tarafından onayları, bunlar hepsi proje içerisinde birbirine bağlı olarak yürütülmesi gereken çok hassas bir çalışma. Çok özveriyle, çok özenle, her şey, hep bütün birimler birbirine bağlı olarak çalışması gerekiyor. Çünkü bir yerde bir hata yapılırsa bütün hepsini etkileyecektir. Tespit bir kişi, iki kişiyle değil, bir kere iki kereyle bitmiyor. Uzun bir süreç alıyor. Git geller, seyahatler, işte bir araya gelişler, toplantılar. Yani proje yöneten kişiler varsa aranızda ve projelerle ilgili çalışmalar yapanlar varsa mutlaka biliyorlar ki çok büyük bir arkada çalışma yapılıyor ve bu çalışma ile ilgili raporlar düzenleniyor, bu raporlar onaya gönderiliyor, ekspert gibi incelemeye alınıyor, alan incelemesi yapılıyor. Hepsi bunlar tek tek çalışmalardan geçmek zorunda, hesaplamalardan geçmek zorunda. Bu nedenle projemiz gerçekten büyük, çok güvenle devam etmemiz gereken bir proje içerisinde yer alıyoruz ve projemizin hiç de basit bir proje olmadığının öncelikle farkında olmamız gerekiyor. Çok büyük bir değerli bir proje.
ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz en güzel projelerden ve çalışmalardan birisi. Çünkü şimdi hem vatandaş olarak düşünmek de isterim, hem bilimsel olarak da baktığımda, tez çalışmalarına da baktığımızda, hepiniz mutlaka bunları okuyorsunuzdur. Böyle projenin şu anki durumda karayolunda yaşanan sıkıntı, o yol kalabalıklığı, trafik sıkıntısı, kazalar, işte hava kirliliğine verilen sebebiyetler vesaire, bunlar hepsini düşündüğümüz zaman geleceğe, çocuklarımıza daha temiz bir ortam, daha kolay bir ulaşım, daha rahat bir kullanım, yani güvenli bir kullanım sonuçta, düşük bir maliyet sonuçta, yapılan karayolundaki o maliyetler, demir yolundaki maliyetler, bunlar çok yüksek maliyetler. Burada hem maliyet daha düşük oluyor, 2 kat daha düşük bir maliyetle bir çalışma yapabiliyorsunuz 1 kilometrede mesela. Daha düşük bir finansmana ihtiyacınız oluyor. Güvenlik konusunda tamamen rahat bir şekilde bir yerden bir yere ulaşımınızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte konteyner taşımacılığı geldiğinde, yük taşımacılığı, yani kargo şirketlerinin de kullanabileceği konteyner taşımacılığı, bu deniz yolu da olabilir. Bunu deniz yoluyla değil artık, konteyner taşımacılığıyla ya da işte şehirler arası konteyner taşımacılığına bile çevirebilirsiniz. Bunlar aslında büyük şirketleri de içerisine alabilecek olan konular. O yüzden geleceğimize, yani bizden sonraki nesillere de, belki biz de bunları yaşayacağız diye umut ediyoruz. Sağlığımız, saatimiz, ömrümüz el verdiği sürece. Tabii ki de ben de istiyorum bu heyecanı yaşamak, bunun içerisinde bulunmak. Özellikle de çok sevdiğim işler arasında yer alan konteyner taşımacılığı, kargo taşımacılığı, işte şehirler arası seyahatler veya işte ülkeler arası seyahatler. Sonuçta birçok ülke bu projeyi aldıktan sonra ülkeler arası seyahatlere de geçmeye başlayacak. Ülkeler arası konteyner taşımacılığı, yük taşımacılığı, kargo taşımacılığı şeklinde devam edecek, herhangi bir sıkıntı yaşamadan başlatılıp sonuna kadar, işte adrese kadar teslimatla vesaire gibi düşünürsek, yani kapsamını düşünürsek, ileriye bakarak düşünürsek ve o ileriyi biraz daha tüm tarafıyla görmeye çalışırsak, o zaman her şekilde projeyi şekillendirebiliriz. Yani evet, bu proje şuradaydı ama bunu böyle de yapabilirler, bir şeyler daha katabilirler ya da büyük yatırımcılarımız taleplerini farklılaştırabilirler ve bu şekilde projenin her yönünden baktığımız zaman proje daha güzel yere gelebilecek kapasiteye sahip ve altyapıya da sahip arkadaşlar. Bunları hepsini tabii ki de daha ileriki süreçlere daha net görebileceğiz. Daha büyük bir heyecanla bekleyeceğimizi düşünüyorum. Biraz da sorulara bakayım. Berati Bey, hoş geldiniz. Berati Bey'in sormuş olduğu, Sky ve hisse satışlarında minimum yatırım miktarı nedir ve kampanya olacak mı? Berati Bey, aslında da kampanyalarımız geçen yıl Ağustos ayında çok güzel kampanyalar vardı. Sonrasında Kasım ayında, Ekim ve Kasım'da vardı. Aralık'ta devam etti. Ocak'ta da devam etti. Şu anda bir kampanya yok. Ocak, hatta Şubat'ta da devam etti. Şu anda bu ay içerisindeki o eski
%100 gibi kampanyalarımız şu anda yok. Yani şu anda o iskontolarla hisse alamıyorsunuz. Eğer ki daha önce aldıklarınız varsa onları devam ettirebiliyorsunuz. Zaten bu durumları hani diyorum ya, öngörüyle yaklaşmak gerekiyor ve verilen fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Çok ısrarla arkadaşlarının birçoğuna lütfen hisselerinizi alın. Hisse almaya çalışın, hani sizin bütçelerinizi zorlamayacak hisseler vardı, çok güzel kampanyalar vardı, alabilmiş olsaydınız gerçekten güzel olacaktı Berat Bey. Şu an için 1000 dolara 33 bin hisse adeti alabiliyorsunuz, ama bunlar da yine iskontolu. Normal şeylerde, satışlarda bu iskontoları da bulmak yine de zorlaşıyor. Daha sonraki süreçlerde böyle bir kampanya olur mu bilemiyorum. Çünkü bu kampanyalar yapıldığı zaman işte 500 bin adet hisse 5000 dolaraydı mesela. 1 milyon adet ise 10 bin dolaraydı. İşte 108 bin adet hisse 1200 dolar gibi kampanyalar vardı. 600 dolarlık hisseler vardı. Bunlar hepsi çok büyük iskontolarla yapılmıştı. O dönemde yapılan lansmanlarda bu şekildeki indirimler bir daha gelir mi bilmiyoruz deniliyordu. O yüzden şu anda size bir şey diyemeyeceğim kampanya konusunda. Belki daha ileriki süreçlerde talepler yükselirse, tabii bu talepler yükselmesi için bizim de burada aktif olmamız gerekiyor. Projenin de önemi bizim ülkemiz için de ne kadar öne çıkarsa belki yapılır kampanya, ama kesin bir şey söyleyemiyorum. Çok bu konuda size bilgi veremeyeceğim. Olursa mutlaka ki haberiniz olacak. Ama bu şu demek olmasın: siz yine de hisselerinizi alın. Yapabildiğiniz yatırımlar, tutarlar varsa size uygun, onları yapın. Çünkü proje ne kadar çok yatırımcı gelmeye başlıyorsa, o kadar da yani hisseler de değer kazanıyor ve 15. aşamaya geçtikten sonra yavaş yavaş artık projenin aşamalı olarak devam etmesi konusundan dolayı 15. etapta kapanırsa artık istediğimiz, daha fazla almak istediğimiz hisseleri de bulamayacağız. O zaman da durum şuna geçecek: keşke o zaman alsaydım, keşke kenarda dursaydı. O yüzden yatırım yapabiliyorsanız, bütçeniz de buna müsaitse, küçük rakamlı da olsa kenara bir hissenizi alın. Aydan aya ödeyebiliyorsanız size bir zarar getirmez şekilde kaçırmayın derim ben size. İsminizi bilmiyorum ama Türkiye'de iki yetkililer neden Skyway'den çok? Türkiye'deki yetkililer neden Skyway'den çok? Ben anlamadım. Arşivi tokenden söz ediyorlar. Önceki Skyway olmalı. Öncelik Skyway. Şimdi Skyway olmalı. Skyway zaten var. Tokenlerden söz ediyorlar derken, tokenleri isteyen bozdurabiliyor, biliyorsunuz Temmuz ayına kadar. Her ay %8'ini galiba bozdurabiliyorsunuz. Temmuz ayına kadar bunları bozdurmak istiyorsanız bozdurabilirsiniz. Hisselerinizi çevirebilirsiniz. Daha önce böyle bir haber yapıldı. Hale bozdurmak isteyen varsa her ay %8 token bozdurarak hisseye çevirebilirsiniz. Öncelik Skyway. Öncelik zaten Skyway olarak devam ediyor. Skyway, sanırım şurada karıştırıyoruz. Şimdi Skyway zaten bir fon. Yatırım fonu. Daha önce biliyorsunuz RSV vardı. RSV de ana şirket değil. Bunun açıklaması daha önce de yapıldı. Tekrardan yapıyorum. RSV ve bir ana şirketi değil Skyway.
DSV'de Skyway gibi fon şirketi. Yani onun kendi ürünü, Skyway'in kendi ürünü. Skyway artık bir ürün olarak, marka olarak yer alıyor. Token konusunda çok yeni bir çalışma yapılıyor. Daha önce yapıldı ama şu anda token konusu yeniden bir yapılandırmaya girecek diyelim. Daha doğru olur arkadaşlar. Fakat bizim öncelik her zaman projemiz Skyward Community'deki Asmalı Yola projemiz devam ediyor. Diğer kısımlar artık onlar finanse etme konusunda bir destek sağlayacaktır belki ama hepsi birbirine ayrı yol alacak. Hepsi ayrı çalışmalarda nasıl diyeyim size fon olarak hepsi kendinde ayrılmış. Hiçbiri birbirine bağlı olmayacak. RSV de aynı şekilde. Eğer soracağınız bir de şu varsa ki işte RSV'de ben hisse almıştım da hisselerim ne olacak diye de soracaksanız. Bunu daha önce de açıklamasını yapmıştık. RSV'de almış olduğunuz hisseler otomatik olarak Skyward Community'de sizin mülkiyetinize devredilecek. Yani sizin haklarınız eşitlenmiş oluyor. Eşdeğer oluyor daha doğrusu eşitlenmiş değil. Eşdeğer oluyor Skyward Community'deki hisseleriniz olarak kabul edebilirsiniz. Onun da yapılandırması yapılıyor. Bir çalışma yapılıyor RSV ile ilgili demişlerdi. Bunu da yine mutlaka haberlerde göreceksiniz. Tam olarak yayınlandığı zaman her şey bittikten sonra işte hangi fon ne hale geldi. Bununla ilgili bir çalışma yapılacaktı ve bu çalışma hemen böyle bir ay iki ay içerisinde yapılır mı gider mi onu bilemiyorum. Fakat haberleri takip edin. Mutlaka orada göreceksiniz, okuyacaksınız. Merhaba, Türkiye'ye de gelecek mi Skyway? Hava ray sistemi gelirse ne zaman gelir? Evet. Şimdi Türkiye'ye bu sistem gelecek mi? Tabii ki de gelmesini çok istiyoruz. Evet. Ben şahsen çok istiyorum. Gelirse ne zaman gelecek hava ray sistemi? Şimdi gelirse ne zaman gelecek? Tamamen bizim Türkiye'deki yatırımcılarımıza ve çalışmalarımıza bağlı. Ne kadar fazla yatırımcı getirirsek o kadar hızlı bir şekilde adres projesi olarak Skyway'in buradaki çalışmasını talep edebiliriz. Yatırımcımız güçlü olması gerekiyor. Sonuçta bir yatırımcı her ülkenin kendi yatırımcısıyla ürün oraya giriş yapıyor. Şimdi buradaki bütçeyi hazırlamak gerekiyor. Sonuçta bu sistemi sizin ülkeniz kullanacaksa sizin ülkenizin bütçesi olması gerekiyor. Bu da tabii ki diğer kısmından bir de fonun finansmanı var. Yani Skyway bir finansman. Buradaki çalışmayı yürütmek, buradaki yatırımcıyı büyütmek, bunun için uygun zemini, uygun toprağı, uygun bir alanı yani arsayı bulabilmek ve bu çalışmaları başlatmak için bizim burada çalışmamız gerekiyor. Kalkıp da bu kadar ülke içerisinde herkes çalışırken birisi bizim için o ülkelerden çalışmayacak. Türkiye içerisindeki bizler çalışacağız ve bizler burada Skyward Community'nin projesinin başlamasına ön ayak olmamız gerekiyor. Ondan sonra buraya projemiz gelmiş olacak. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Evet, bazı çalışmalar yapılıyor. Fakat ortaya çıkmış ve kesinlikle Skyward Community, Asmalı Yollar, işte telli taşımacılığı, doğru olan telli taşımacılığı Türkiye'ye geldi ve başlıyoruz diyebilecek elimde net bir bilgi yok. Eğer ki varsa bildiğiniz, tanıdığınız ve biz de bunu yapmak istiyoruz dediğiniz kişileriniz varsa
Buyurun, iletişime geçelim. Size ön ayak olun. Biz de bu projeyi ülkemiz Türkiye'ye getirelim ve başlayalım ve kullanalım. En büyük potansiyeli taşıyan bir ülkelerden birisiyiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Fakat bizim yatırımımıza burada neyden kaçıyor bizim yatırımcılarımız? Onu açıkçası anlayamıyorum. Sonuçta bu projeyi biz burada kullanabiliriz ve çok iyi kullanırız. Çünkü Ankara mesela trafikte yoğunluk yaşayan bir şehir. İstanbul zaten hepimiz biliyoruz ki çok büyük sıkıntı yaşayan bir şehir. İşte ne bileyim başka şehirlerimiz Antalya olabilir, başka İzmir olabilir. Bu şehirlerde projenin çok değer kazanacağını düşünüyorum ve çok büyük bir ses getireceğini de düşünüyorum dünya genelinde. Çünkü bizim ülkemizde kurulmaya başlayan bir projenin başarıyla bitmesi söz konusu bile olamaz. Olamaz gerçekten. Çok hızlı bir şekilde yol alır, çok hızlı bir şekilde bu proje bitirilir. Hem insanımız çalışkan olduğundan dolayı, hem hızlı olduğumuzdan dolayı ve istediğimiz zaman en iyi işi yapabilecek kapasiteye, kabiliyete sahibiz. Nitelikli kişiler olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun için de yapılması gereken alt yapısı oluşması gerekiyor bu proje için. Bu altyapıyı oluşturmak için de doğru kişilerle iletişime geçmek gerekiyor. Bu doğru kişileri bulmak, yurt dışındaki insanların yapması yapılabilir fakat uzun bir süreci alır. O yüzden doğru kişileri bulmak yine Türkiye içerisinde bulunan yatırımcılarımız size, bana, sizin arkadaşınıza, diğer kişinin, öbür kişinin yapısındaki arkadaşa gibi gibi X kişilere düşer yani. O yüzden madem ki biz bu projeyi istiyoruz, bana burada verilen sorular çok güzel, yöneltilen sorular da çok güzel. İnanın, belki de bizim ülkemizdeki yatırımcılarımızın ne kadar geri planda kalmaya çalışsalar da yönelttikleri sorulara baktığım zaman müthiş altyapıyı hazırlayabileceğimiz ve hadi bu iş olabilir şeyini, hissini yaşatan sorularla karşılaşıyorum. Bu da demek oluyor ki bizim buradaki yatırımcımız boş değil. Fakat adım atma konusunda hep geri planda kalıyoruz. Madem ki bu projeyi istiyoruz, o zaman bu proje ile ilgili projenin altını doldurabilecek çalışmalar yapalım. Yani siz de destek verin, başka arkadaş destek versin, herkesin bir yapısında bulunan, işte kolunda bulunan bir yatırımcı vardır. Belki bir başka bir bağlantı sağlayacaktır. O yüzden burada birlik ve iletişim konusu çok önemli. İletişim konusu, eğer ki siz bu projeyi başkasına aktaramıyorsanız ama potansiyel bir yatırımcı olabileceğini ve bu projeyi burada yapabileceğimizi gördüğünüz bir yer varsa buyurun bize bilgilerini iletin. Bir aramızdaki görüşmeyi sağlayın. Biz gerisini getirelim. Yani projemiz de bu şekilde bizim ülkemize giriş yapsın. Ya şimdi şöyle bir tabloyu görüp de şuradaki tabloyu açacağım ben size. Şuradaki bakın konteyner taşımacılığı. Şimdi bizim burada çok büyük ihracat konusunda büyük çalışmalar yapılıyor. Şimdi buradaki mesela, buradaki. Şimdi bunların hangisi bizim ülkemizde kullanılmaz? Ben burada kullanılmayacak bir araç göremiyorum. Konteyner taşımacılığını kullanıyor muyuz? Evet, kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Avrupa'ya, Asya'ya bağlayan tek kapıya sahibiz. Yani başka ne diyebilirim? Nasıl mı sahibiz?
Gürcistan Sark kapısından Avrupa Asya'ya bağlanıyor. Bu Gürcistan gümrüğü neden kapatılamaz? Çünkü geçişi sağlayan tek kapıdır. Konteyner taşımacılığı burada kullanılabilen Türkiye için çok önemli olan bir konu. İhracatın birçoğu Rusya'ya giden ihracat, Ukrayna'ya giden ihracat, bunlar hepsi bir şekilde bizim denizlerimizden de geçiyor, bizim gümrüklerimizden, bizim sınır kapılarımızdan geçiyor. O yüzden bu proje çok büyük bir proje olduğunu ben aslında kendim sadece konteyner taşımacılığını, yük taşımacılığını duyduğum zaman işte bu benim projem demiştim. Seyahat konusunda şehirler arası yapılabilecek en güvenilir seyahatlerden birisine sahip olacaksınız. Doğru mu? Doğru bence. Yani çok mütevazi kalamıyorum bu konuda. O yüzden şehirler arası seyahat, hadi bunu kullandınız. Bunlar tabii ki de her çalışmada testlerden sonra geliştirilen araçlarımız var. Bunlar bende belki de biraz daha farklı tasarımlarla yer alıyor. Burada mesela işte 6 kişilik diyelim taşıma sistemi var. Tek kişilik taşıma sistemi var. Yani bu sistemlerin hiçbirinin şu şehirde de kullanılmaz denilmesi mümkün değil. Kullanılır. Çok da güzel kullanılır. Şu anki pandemi döneminde hele ki tekli kullanım olduğunu da düşünürsek ya da aileyle birlikte seyahat de düşünürsek bu araç kendisini temizliyor. Öyle bir sisteme sahip. İçerisini dezenfekte ettikten sonra yolcu biniyor. Yani şu anda bunu kim kullanmaz? Herkes kullanır. Aracını bırakır, kullanacak olan kişi ama bu aracı bırakmaz. Bunu kullanır. Her yere de gider, her yerden de geri gelir. İhracatınızı hızlandırmak mı istersiniz? Ya da işte ne bileyim kargo ile uğraşan kişiler var, şirketler var. İstiyorsanız buyurun yük taşımacılığını kullanın. İşinizi mi kurdunuz ya da bir yerde mi çalışıyorsunuz ya da şirketiniz mi var? Hepsini kullanabilirsiniz. Bu projeyi dediğim gibi nereye çekerseniz çekin her taraftan verim alabileceğiniz bir proje olarak değerlendirin. Yani bu projeyi bir kişinin eline şöyle vermeyin. İşte bu proje var. Hadi gel bunu yapalım. Hayır, bu projenin nerelerinden çekilebileceği konusundaki fikirlerinizi kendiniz de sunun. Bu sizin sunduğunuz fikirlerle birlikte projeye daha da yararlı olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi projeyi basit bir şekilde sunduğunuz zaman karşınızdaki insan belki de bunu yorumlayamıyor. Ama siz yorumladığınız zaman ya da sizin yanınızda bulunan kişi bunu yorumladığı zaman ya da beyin fırtınası yapılıp da bu projenin üzerine başka nasıl bir çalışma yapabiliriz dediğiniz zaman birçok alternatifle karşılaşabilirsiniz. Ve bu alternatifler içerisinde değerlendirmeye alıp yol alabileceğiniz birçok farklı noktaları kendiniz bulacaksınız, grubunuzla bulacaksınız. O yüzden bence üzerinde çalışılması, bu kadar bana soru sorulduğu yerde ben şunu düşünmek isterim aslında. Evet, bu kadar soru geldi. Demek ki bu gruptan bir de çalışma gelecek. Fakat o noktaya henüz bir türlü adım atılmadı. Çok atılacağını düşünüyorum artık. Yani atılacaktır. Çünkü gerçekten güzel çalışmalar yapılıyor. Keşke bu proje Dubai'den çok Türkiye'de start verilseydi. Şimdi belki bütün dünyaya yayılmıştı. Bizim insanlarımız fırsat sebep bence Dubai yüzünden geri kalıyor. Dubai yüzünden geri kalmıyor. Dubai'deki insanların elindeki evet ekonomik gücü bizden daha fazla olduğu için bu proje Dubai'de yer alıyor.
Onlar için bu daha kolay ulaşılabilir bir proje. Çünkü ekonomik güce sahipler. Yani çok büyük bir düşünüp de üzerinde ince düşüncelerle hadi gel başlayalım bir deneyelim diye başladıkları bir proje. Ve sonrasında evet bu proje işe yarar mı? Kesinlikle yarar diye değerlendirmeye aldıkları, yerinde gidip izledikleri, çünkü ülkelerinde sonuçta yapıldı, hatta test ettikleri ve gerçekten ne olduğunu gördükleri bir proje olduğu için direkt olduğu gibi projeyi sahiplenip biz dünyaya bunu duyuracağız dedikleri bir proje. Doğru mu? Bence doğru. Türkiye bu projeyi öne çıkarsaydı başarılı olur muydu? Tabii ki de olur. Ama yatırımcılarımız bu konuda daha fazla özveriyle bu projeyi bir yerlere getirip sunup biz bunu yapıyoruz diye ele almaları gerekiyor. Ne zaman ki ele alırlar, o zaman Türkiye'den mutlaka bütün dünyaya ses gidecektir. Dubai'de ses verildi, start verildi. Sözde bir start değil bu. Dubai'de start verildi ve gerçekte yapılıyor. Durumu el veren arkadaşlar varsa, Dubai'ye seyahat eden arkadaşlar varsa giderler, test merkezlerini görürler kendi gözleriyle. Projenin ne olduğunu, ne aşamada olduğunu orada görebilirler yani. Tabii ki de tamamen imkanlara bağlı olarak. O yüzden konu benim görüşümün dışına çıkacak olduğu için bu soruyu eğer gerçekten ilgilenmek istiyorsanız aslında bir Dubai seyahati olabilir. Evet, benim çok fazla vaktim olmayacak. Bir 10 dakika daha sunum vaktim var. Yani dediğim gibi projeyle ilgili çalışmalar yapılabilir. Yapın, yapalım, birlikte yapalım. Biz burada 4 kişi, 5 kişi değil, 6-7 kişi değil, 90 kişi, 50 kişi ya da işte 150 kişi değil. Biz burada binlerce kişi olarak projeyi buraya getirebiliriz. 7 yılda beklemek zorunda kalmayız. Daha hızlı bir şekilde yolumuzu alabiliriz. Hiç kimseye bakmaksızın projemiz buraya geldiği zaman bu proje çalışacak. Çalıştığı zaman da zaten 15. aşamayı da kapatırız. Temettü dağılımları da gelir. Borsaya çıkışlar da yapılır. Hepsi bize bağlı. Orada çalışan arkadaşınız varsa pandemi sürecinde ben sokağa çıkamıyorum. Yani sokağa niye çıkamıyorum? Çünkü saat 9'dan sonra karantina saatimiz başlıyor. Cumartesi, pazar, daha cumartesi günleri rahat çıkmayı o da yine belirli saatler arasında dışarıda bulunabiliyoruz. Anne babamızın ziyaretine gidemiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla aramızdaki mesafelerimizi koruyoruz. Birçoğu işten ayrılmış ve evinde oturan vatandaşımız var. Bu süreç içerisinde arkadaşınızın çok yavaş ilerliyor demesi gayet normal bence. Yani daha normal bir süreç içerisinde olsaydık tabii ki de eğer ki bu kadar yavaş olduğunu söyleyen birisi olsaydı, o zaman evet haklısın çok yavaş gidiyor diyebilirdik. Ama koronanın bir yaşını kutladık. Bir yaşını koronanın kutladıysak, istemesek de kutladık çünkü. Şu anki süreçte yavaş olmamız gayet normal. Ama biz bunu da aşacağız. Çünkü projemiz de güzel. Ve biz yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Biz yaşamaya devam edeceğiz. Bizden sonrakiler de yaşamaya devam edecek. O yüzden proje ilerleyecek. Yavaş da olsa bu ilerleme devam edecek. Umarım güzel yere gelir. Çünkü projenin kendisi güzel. Kendisi insana birçok şeyi verebilecek bir proje. Kimseye zorlama yok.
herhangi bir yatırımcıya işte zorla üye olacaksın, yatırımcı olacaksın, hisse alacaksın. Kesinlikle yok. Herkesin tercih hakkı, karar verme hakkı var. Biz kimseyi zorla projeye sokamayız. Böyle bir şey yapmayız. Bizim projemizin tanıtımını, sunumunu biz yaparız. Kararı tamamen yatırımcı olmak isteyen kişiye bırakırız. Herkesin kendi isteğiyle, düşüncesiyle bilinçli olarak nereye yatırım yaptığını, nereye gelebileceğini görmesi için buradaki zorlamayı tamamen sıfıra indiriyoruz. Siz burada yatırımcıya olanak sunuyorsunuz. Bu olanağı sunarken de böyle bir proje var, istersen katılabilirsin diye. Sadece bilgilendirme ya da nasıl söyleyelim, bilgilendirme ve bilgi aktarmış oluyorsunuz. Fırsat sunmuş oluyorsunuz. Fırsatı da değerlendirmek isteyen değerlendirir. Ama bütçem yetmiyor, zor durumdayım ya da işte ben burada bir umut görmüyorum diyen kişiye kesinlikle zorlama yapmıyoruz. Yani bu şekilde bilgileri sizinle bugün paylaşmış olayım. Belki fazla yorum yaptım ama okuduğum bilgiler web sayfamızda, yani Skyward Community, Skyway Capital olarak da giriş yapabilirsiniz. Web sayfamızda bu size aktardığım bilgiden çok daha fazlası yer alıyor. Yeter ki okuyun ve bu bilgiler size Türkçe aktarılıyor, tercüme ediliyor ve size yayınlanıyor. Lütfen okuyun bunları ve kendi çalışmalarınızda bunları bir şekilde yoğurun, yani öne çıkması için bir çalışma yapın. Sunacağınız bir yatırımcı bile varsa yatırımcıya bile bu konuda vereceğiniz bilgiyi doğru vermeniz gerekiyor ki yanlış bilgiyle onu da yanlış yönlendirmeyin. O yüzden web sayfanızda haberler kısmından yayınlanan her gün hemen hemen yaklaşık bir haber bulabilirsiniz. Web semineri takvimi var. Onu da takibi alın. YouTube sayfamız var. YouTube sayfasını takibi alın. Benim yaptığım sunumlar orada var. Bu sunumlar tabii ki gün geçtikçe daha güzel olacaktır. Daha ileriye götüreceğiz. O yüzden sosyal medyalarımızı takip edelim. Facebook, Instagram, Twitter, buralarda hepsinde bilgi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşam için ayırdığınız zamanınız, değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Haftaya yine Perşembe günü 21.30 gibi tekrardan karşınızda olacağım. Yeni haberlerle birlikte sorularınıza cevap vererek mümkün olduğunca daha fazla aktarımda bulunabilmek için her zaman buradayım. Evet, benimle özelden görüşebilirsiniz. Ben size dönüş yapabilirim. İsminizi öğrenebilir miyim bir de? İzzet Bey. Tamam İzzet Bey, size dönüş yapacağım. Konuyla ilgili görüşebiliriz. Mutlaka paylaşabileceğimiz bilgiler vardır. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki Skyward Community sunumunu da burada bitiriyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Umarım aktarabildiğim bilgiler işinize yaramıştır. Hoşça kalın.